Yayınımıza hocamızın Münafığın Derin Karanlık kitabından okuyarak devam ediyoruz. Hocamız birazdan bizle birlikte olacak inşallah. İnşallah. Münafık kendine çok titiz, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara karşı ise çok özensizdir. Münafığın en önemli özelliklerinden biri, önceki bölümlerde de detaylarıyla anlatıldığı gibi, kendisine olan düşkünlüğüdür. Dünyada karşılaşabileceği en güzel ahlaklı, en vicdanlı kimseler olan Müslümanlara karşı bile sevgi duyamayan bir varlık olan münafığın, hayatında gerçek anlamda sevgi duyduğu hiç kimse yoktur. Kendi ailesi, annesi, babası, kardeşleri, eşi ya da çocukları bile onun için dünya hayatında arzuladığı menfaatlere ulaşmak için yararlandığı araçlardan ibarettir. Kendisiyle ailesindeki bu insanlar arasında bir seçim yapması gerektiğinde hiç düşünmeden daima kendi konforunu, kendi mutluluğunu ve rahatlığını seçer. İşte bu bakış açısıyla hareket eden münafık için kendisinden daha önemli, daha değerli hiç kimse yoktur. Ruhunda sevginin yerini egoistlik, haset, kin, öfke, çıkarcılık, rekabet, öne çıkan hırslar gibi duygular almıştır. Dolayısıyla da hayatındaki tüm insanlara hep bu duygularla yaklaşır. Müslümanlar ona cennet gibi güzel bir hayat sunarken, her ihtiyacından onu en iyi şekilde koruyup kolarken, rahatını, huzurunu, neşesini sağlamak için her türlü fedakarlığı yaparken, münafık ona karşı asla böyle bir çaba göstermez. Müslümanlar hiçbir karşılık beklemeksizin, yalnızca Allah'ın rızasını kazanabilmek için bu davranışları sergilerler. Münafıksa Allah inancı ve ahirete yönelik bir çabası olmadığından vicdanı tümüyle körelmiştir. Bu nedenle de içinde en küçük bir sıkıntı ya da vicdan azabı dahi duymaksızın çevresindeki insanlara en egoist, en bencil ve en düşüncesiz ahlakı gösterebilir. Umursuzluğu, nezaketsizliği, vurdum duymazlığı, çıkarcılığı ve bu ahlaksızlığı sırasındaki ferahlığı münafığın tipik karakter özelliklerindendir. Dikkat çekici olansa, münafığın kendisi söz konusu olduğunda kendi ahlakına tamamen zıt beklentiler içerisinde olmasıdır. Başkalarının hiçbir ihtiyacını sözde fark edemeyen, alabildiğine insaniyetsiz, düşüncesiz ve egoist olan münafık, kendisine karşı aşırı derecede titizdir. Kendisiyle ilgili konularda herkesin çok dikkatli, özenli, ince düşünceli, nezaketli ve fedakar olmasını ister. Ve bu konuda en ufak bir kusur görecek olsa, bunu en abartılı şekilde, sanki büyük bir haksızlığa uğramış ve hatta büyük bir zulüm görüyormuşçasına dile getirir. Küçücük bir şeyi abartarak büyütür ve bundan dolayı günlerce şikayet eder. Müslümanların kendisine her şeyin en iyisini, en mükemmelini sunmalarını ister. En güzel, en konforlu yerlerde yaşatılmayı, en iyi imkanların, en üst kalite yiyeceklerin ona ikram edilmesini, teknolojinin en gelişmiş imkanların ona verilmesini, sahip olduğu her eşyanın olabilecek en seçkin parçalardan oluşmasını talep eder. Yaşadığı yerin sürekli güzelleştirilmesini, en temiz hale getirilmesini, en lüks şekilde döşenmesini istediğini söyler. Bir yiyecek ısmarlanacaksa en kaliteli yerlerden getirilmesini, bir kumaş alınacaksa en pahalısının seçilmesini bekler. Kendi bulunduğu yerlerin en havadar, sıcak, soğuk konusunda hiçbir kusuru olmayacak şekilde ayarlanmasını talep eder. Aynı insanlar kendisine tüm bu güzelliklerin sağlanmasına vesile olan Müslümanların ise hiç düşünmezler. Özellikle de Müslümanların başına bulunan onlara manevi açıdan önderlik eden Allah'ın seçtiği elçilerine, peygamberlere ise hiçbir şekilde titizlik göstermez. Oysa Müslümanlar için Allah'ın peygamberleri, elçileri ve takva sahibi Müslümanlar kendilerinden çok daha evla ve çok daha değerlidirler. Kur'an'da Müslümanların Allah'ın elçilerini el üstünde tutan bir ahlak gösterdikleri şöyle bildirilmiştir. Peygamber, müminler için kendi nefislerinden daha evladır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de münafıklar yine bu özellikleriyle dikkat çekiyorlardı. Kendileri için her şeyin en iyisini isterken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu olduğunda umursuzlukları, nezaketsizlikleri ve ilgisizlikleriyle dikkat çekiyorlardı. Oysa ayette de bildirildiği gibi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah rızası için çok derin bir sevgi duyan ve onu her zaman en önde tutan, canlarından, mallarından çok daha önemli gören Müslümanlar için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok yüksek bir değere sahipti. Kendi yemelerinden önce en güzel yiyeceklerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sunulmasına, kendi uykularından önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en iyi şekilde dinlenmesine, kendi rahatlarından önce
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konforunu, kendi güvenliklerinden önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için en güvenli şartların oluşturulmasını sağlarlardı. İman edenlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan bu üstün sevgileri ve derin bağlılıklarının yanında münafıkların karaktersizlikleri, egoist ahlakları ve alçaklıkları ciddi şekilde dikkat çekiyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de günümüzde de münafıkların ahlakı şeytandan aldıkları ortak ilhamlarla hiçbir değişiklik göstermeksizin tıpatıp aynıdır. Ancak unutmamak gerekir ki her münafık alameti Müslümanların içlerindeki bu samimiyetsiz insanları tanıyıp teşhis edebilmeleri için çok önemli bir vesiledir. Allah Kur'an ayetleriyle mümin topluluklarını bu alçak insanların tuzaklarından, oyunlarından koruyup böylece onlara karşı galip gelmelerini sağlar. Dolayısıyla da münafığın Müslümanların aleyhine sanarak yaptığı her şey, oynadığı her oyun onların lehine, kendisinin ise aleyhine olur. Münafık bir Müslümanın kendisine öğüt vermesini tahammül edemez. Münafık Müslümanın iyi niyetle kendisinin bir yanlışı düzeltmesine ya da öğüt vermesine asla tahammül edemez. Münafıkta büyüklük hissi çok güçlü olduğu için herhangi bir konuda eksik ya da hatalı olduğunu kabul etmez. Dolayısıyla kendisine hatırlatma veya tavsiyede bulunulduğunda söylenenleri delice yalanlamaya ve inkar etmeye çalışır. Çok seri şekilde yalan söylemeye ve karşı atak tarzında iftira atmaya başlar. Söylenen eksikliğin kendisinde mevcut olduğunu asla kabul etmez. Allah bir ayette münafıkların öğüde yani Kur'an'a dayalı tavsiye ve hatırlatmalara karşı müthiş tepkili olduklarını şöyle bildirmiştir. Kolumu şeytandan Allah'a sığınırım. Buna rağmen bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar? Müddessir suresi 49. ayet. Çünkü münafığın iddiası Müslümanlardan çok daha akıllı, zeki, kaliteli, görgülü ve üstün olduğudur. Münafığın kendine bakış açısı aynı aşağıdaki ayete bildirildiği gibidir. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Dilleri de yalan olarak en güzel olanın kendilerinin olduğunu düzmektedir. Nahl suresi 62. ayet. Dolayısıyla kendini bu derece büyük gören birinin bir Müslümandan öğüt alması, bu tavsiyeyi kabul edip tavırlarını düzelttiğini göstermesi onun için adeta ölmek gibidir. Bu yüzden karşı tarafın sözünü keserek, demagoji yaparak, yüz ve beden dillerini en çirkin şekilde kullanarak, ağlayarak, anlamazlıktan gelip inat ederek, bağırıp çağırıp dinlemediğini belli eden el kol hareketleri yaparak bu zihniyetlerini belli ederler. Allah Kur'an'da münafıkların bu bozuk ahlaklarını şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Doğrusu ben onları bağışlaman için her davet edişimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip direttiler. Muh suresi 7. ayet. Sonra bir baktı, sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti. Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı. Müddessir suresi 21-23. ayetler. Ayetlerden açıkça anlaşıldığı gibi Müslümanlar münafık karakterli insanlara Kur'an ayetleriyle tavsiyelerde bulunduklarında tepkileri yüz çevirmek, yani hemen bir bahane bularak ayetlerin okunduğu ortamdan uzaklaşmak olur. Ancak bir yandan da bu sinsi kaçışlarına inandırıcı bir kılıf bulmaya çalışırlar. Kimi zaman başka bir odaya geçip sanki başka bir işleri olduğu için anlatılanları mecburen dinleyemiyor gibi davranırlar. Bu başka bir zaman uykusuz veya yorgun oldukları şeklinde bir bahaneyle o ortamdan dışarı çıkarlar. Bazen de acil yetiştirmeleri gereken bir işleri varmış gibi yaparlar. Bu sinsi ruhlu insanların Kur'an ayetlerinin en güzel ahlakını anlatıldığı ortamlardan kaçabilmek için Müslümanlara karşı kullandıkları bir de psikolojik mücadele etme yöntemleri vardır. İşte münafıklar bu yöntemleri uygularken konuşmalarından ziyade gözlerini ve seslerini devreye sokarlar. Örneğin kendilerine güzel bir üslupla öğüt veren ortamda kalır ama kendilerince anlatılanları önemsemedikleri, dinlemediklerini ya da duyduklarından etkilenmediklerini sinsi yöntemlerle ifade etmeye çalışırlar. Pis ve hain bakışlarıyla surat asarak, yüzlerini ekşitip, agresif bir ifade vererek, kaşlarını çatarak, ağızlarını aşağı bırakarak, boş ve anlamsız bakarak, anlatılanları onaylamayarak, sadece hedef aldıkları kişinin duyacağı kadar kısık bir sesle, onun anlattığının tam aksi yorumlar yaparak, kendi zayıf akıllarınca anlatılanlardan etkilenmediklerini Müslümanlara belli etmek isterler. Allah Kur'an'da şeytanın Allah'a sığınırım, aralarında Allah'ın kitabını hükmetsin diye çağrılıyorlar. Çağrılıyorlar da onlardan bir bölüm yüz çeviriyor. Onlar işte böyle arka dönenlerdir. Ali İmran suresi 23. ayette bildirmiştir. Demek ki münafıklar Müslümanca yaşamaları, Kur'an ile düşünmeleri için insanlardan çok fazla teşvik göreceklerdir.
Ancak büyüklük hırsı içinde oldukları için bu tavsiyeler ağırlarına gidecek ve bunu da hareketleriyle ve konuşmalarıyla açıkça Müslümanlara belli edeceklerdir. Allah bir ayette bulundukları ortamlarda Kur'an ayetleri okunduğunda ya da bu ayetler doğrultusunda kendilerine öğüt verildiğinde münafıkların kendilerine verilen öğütleri dinlemeye katlanamadıkları haber verilmiştir. Kulumu şeytandan Allah'a sığınırım ki onlar beni zikretme konusunda gözleri bir perde içindeydi. Kur'an'ı dinlemeye katlanamazlardı. Kehf suresi 101. Çünkü Kur'an ayetleri münafığa adeta yakıcı bir ateş etkisi yapar. Ayetin rahmani anlatımı münafığın şeytani dünyasını manen kavurur. Kavurur ve yakar. Ayetlerde münafıklığın sırlarının Müslümanlara anlatılmış olması, münafıkların tüm oyunlarının, planlarının ve taktiklerinin deşifre olmasına vesile olur. Her an gerçek yüzlerini ortaya koyan bir ayetle ya da ayeti açıklayan bir anlatımla yüzleşeceğini bilme korkusu, münafığın gözlerine tedirgin, hain, karanlık ve ürkütücü bir ifadenin yerleşmesine neden olur. Kur'an'da münafıkların bu hain hali şöyle haber verilmiştir. Şeytandan Allah'ıma sığınırım. O inkar edenler zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi. Kalem suresi 51. ayet. İşte bu nedenle Kur'an ahlakına uygun yaşamalarına yönelik bir davet yapıldığında münafıklar bunu duymak bile istemezler. Agresif, kavgacı, asi tavırlar sergileyip, bağırıp çağırarak, iftira atarak, yalanlayarak ve pis bakışlarla Müslümanların hatırlatmalarını kesip durdurmaya çalışırlar. Münafık kendisine öğüt verildiğinde yalan ve iftira dolu suçlamalarla karşı atağa geçer. Öğüt almak, eleştirilmek, iyiden doğrudan daha güzel olandan yana bir tavsiye duymak, münafığın en hoşlanmadığı ve nefsine en örgelen durumlardan biridir. Bunu bir de kendisine içten içe büyük bir kin, öfke ve nefret duyduğu insanlar olan Müslümanlar yapacak olursa, bu durumda münafık deliye döner. Delice ve kontrolsüz bir savunma içgüdüsüyle kendisini haklı çıkarıp kusursuz gösterebilmek için aklına gelen her yola başvurur. Var olduğunu zannettiği sahte itibarını, herkesten üstün ve mükemmel olduğu imajını korumak ve büyüklük iddiasına herhangi bir zarar gelmesini önlemek için delice kendini savunmaya başlar. Yalan söylemek, iftira atmak, karşı tarafı haksız çıkarmaya çalışmak, Kur'an ayetleri hakkında sapkın yorumlarda bulunmak, züppe ve küste üsluplarla üste çıkmaya çalışmak, ağlayarak haksızlığa uğradığını, mağdur olduğunu imajını vermeye çalışmak, bağırarak karşı tarafın konuşmasını engellemeye ve tehditkar bir hava estirmeye çalışmak, münafığın yaptığı karşı ataklardan sadece çok az bir kısmıdır. Allah Kur'an'da Müslümanların ve Allah'ın dinini anlatmakla görevli elçilerinin çağrıları karşısında, münafıkların bu mübarek şahısları öldürmeyi dahi göze alacak kadar gözlerinin dönüp saldırganlaştıklarını da haber vermiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Demek size ne zaman bir elçi nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak bir kısmınız onu yalanlayacak, bir kısmınız da onu öldürecek misiniz? Bakara suresi 87. ayet. Selam. Selam. Hoş geldiniz. Aman Allah'ım. Nasıl güzel bunlar. Nasıl güzel ha. Maşallah. Maşallah. Siz de bugün çok şık görünüyorsunuz. Evet. Maşallah. Maşallah. Herkes birbirinden güzel. Söyle. Evriban'ı izleyip büyütüp ol. Ahım çok şeker ya. Acayip tatlı. Bayağı güzel. How are you? I'm fine. Thank you. Severim ben seni. How are you? Fine. And you, how are you? I am good. You very beautiful woman. Çok teşekkürler, çok nazlısınız. Çok şaşırtıcıdır da güzelsiniz. You are surprisingly very beautiful. Thank you very much. You're so handsome too. Siz de çok yakışıklısınız. Hmm, çok kibar, kaliteli kızsın. You are of very high quality and very polite. Thank you. Thank you so much. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. And you know how much I love you. Yes, I love you too. Ben de sizi seviyorum. Çok çok güzel insansınız. You are a very very beautiful person. Thank you. You also handsome man. Siz de çok yakışıklı bir erkeksin. Sen de süper tatlısın. And you are super sweet. Thank you. You too. Sen de. Severim ben seni.
Bir de çok gösterişli kadınsın dersin. And you are a very glamorous woman. Şimdi ilk ayıp nasıl işte. Thank you very much. Evet. Siz de. Çok gösterişlisiniz. Bayağı tatlı. Yani yüzündeki ifade süper. Bebek ifadesi var. Bebek gibisin sen Nersin. Bebek güzelliği var. Tiba krasata detska. Thank you. Evet. Ne diyelim? Dostluk, sevgi, kardeşlik diyelim. Evet, öyle bir etiket yapalım. Dostluk, sevgi, kardeşlik. Münafık konusu çok önemli. Tabii o konuda şimdi ikinci kitap hazırlıyorum. Siz de anlatıyorsunuz. Bayağı iyi oluyor. Maşallah. O hayır çıkarsa karmaşa olur. O yer yerine oynar. Böyle bir şey yok kardeşim. Hayır çıkarsa da hiçbir şey olmaz. Evet çıkarsa da bir şey olmaz. Türkiye normal yoluna gider. Biz aklı başında bir milletiz. Yani öyle deli bir millet değiliz. Dengesiz bir millet değiliz. Gayet tutarlı. Bizim çobanımız da aklı başındadır. Profesörümüz de aklı başındadır. Fitneden hiç hoşlanmaz Türk milleti, kargaşadan. Çok rahatsız olurlar. Dolayısıyla böyle bir şeye gerek yok. Yani böyle bir korkuyu yaymak doğru değil. Yok işte borsalar yıkılır bilmem ne orada. Hiçbir şey olmaz. Yani ilk defa yaptığımız bir şey değil. İlk defa yapacağımız bir şey de değil. Demokratik bir ülkeyiz biz. Sık sık referandum olur. Bazısı evet çıkar, bazısı hayır çıkar. Hiçbir şey olmaz. Ya dün Boğaz Köprüsü'nden geçiyordum. İntihara müsait. Adam indi mi arabadan? Rahatça kendini atacağı gibi. Ya oraya bir korkuluk yapsınlar ya. Zor bir şey ki. Değil mi? Yahut alt tarafına bir ağ konabilir. Evet. Yahut tel. Yani tel gibi bir şey yani. Böyle dışa dönük. Her yerde var ya. Yani tırmanamayacağı gibi. Aşamayacağı gibi. Gayet kolay. Cam bir korumada yapılabilir camdan. Yan yana yan yana yani boyunun yetmeyeceği. Camdan koruma. Gayet de şık durur. Taksi şoförlerini durduruyorlar. Adam ayda kendini aşağı atıyor bilmem ne. Buna bir son verilsin. Bir de bu askerleri de eğitmek çok önemli. Askerlere, darbeye karşı eğitim çok önemli, polisin ve askerin. Yani ona karşı bir tecrübe yok askerde. Komutanım emretti, yaptım diyor. Yani eğitilmeleri gerekiyor. Yani böyle bir emir olduğunda o emri dinlememek. Evet. Dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzel bir Türkiye için tabii ki evet programı dahilinde. Güzellik uzmanı hanımları Beştepe'de ağırladı ve onların yaptıkları için bir gönül ve aşk işi olduğunu söyledi, yaptıkları işin. Güzellik uzmanlarının tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak güzelleştirme işlemleri yapabilmelerin önünü açan kararnameyi kürsüde imzaladı. Resmini görebiliriz. Çok sayıda kadın güzellik uzmanının katıldığı programda büyük bir alkış ve tufanı vardı ve coşku oldu. Görüntüler de vardı. Görebiliriz mi? Amaçlı olmayan işlemleri yapabilmesi ve bu uzmanların sahip olması gereken belgeleri düzenleyen Bakanlar Kurulu kararını imzalıyorum. Tabi bunlar kaşalıyorlar değil mi? Tabii evet. Efendim bu yüzü güzelleştiriyorlar, değiştiriyorlar. Tayyip Hoca modern delikanlı, aydın insan. Güzel olmuş. Başa açık hanımlara da gösterdiği saygı, sevgi çok önemli. Hı-hı.
isimlerini de görebiliriz. Bakayım. Evet. Bir de biraz dinlensin. Bak ses mes gitmiş Tayyip Hoca'nın yine. Evet. Etrafındakiler bir şeyler yapsınlar. Bir de tedirgin olmaya gerek yok işte. Hayır çıkacak yani. Hayır nedir? Evet. İnşallah. 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 Çok iyi olmuş açık hanımlarla, dekolte hanımlarla resim çekilen. Millet seviyor, öyle bir konu olmaz. Yani samimi buluyoruz. Millet olarak samimi buluyoruz. Yani biz bir hainlik, samimiyetsizlik görmüyoruz onda. Dürüst. Dert değil yani. Rahat olacak. İnşallah. İnşallah. Hocam geçenlerde Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'nin zorluklar içinde yaptığı tebliğ faaliyetlerini anlatmıştınız. Ben kendisini pek tanımıyordum. Doğrusu siz anlattıktan sonra bu gayretlerinden dolayı çok sevgim arttı. Kendisine Allah ondan razı olsun inşallah. Nurcan Erdemir. O dünya tatlısıdır ya. Süleyman Hilmi Tunahan. Baksana yüzü ne kadar şeker. Evet. Göstersene. Hemen gösteriyorum. Eli yüzü nur olan çok 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 mübarek bir insan. Seyittir biliyorsunuz. Peygamberimizin soyundan. Görebiliriz. Yaklaştır yüzünü. Baksana elinden yüzüne efendilik akıyor. Tam tipik seyit. Maşallah. Çok büyük alimdir. Ordinarius profesördür. Evet dinliyorum. Türkiye yetkililer sık sık İngiltere'nin 15 Temmuz konusunda Türkiye'ye en büyük desteği veren ülke olduğuna ve bu konuda İngiltere'yi çok takdir ettiklerine dair açıklamalar yapıyorlar. Ancak İngiltere parlamentosu tarafından hazırlanan 15 Temmuz raporu tamamen Türkiye'nin aleyhine izahlarla dolu. Darbeci askerlerin FETÖ bağlantılarına dair ifadelerinin baskı altında alındığı ve geçerliliğinin olmadığı ifade ediliyor. FETÖ yapılanması hakkında yeterli delil olmadığı söyleniyor. Olağanüstü hal uygulamasını FETÖ'yü bahane ederek Cumhurbaşkanı aleyhtarlarını bertaraf etmekte kullanıldığı öne sürülüyor. Darbeci askerlere darbe gecesi kötü muamele olduğu eleştirisi yapılıyor. Ya kardeşim tanktan adamları ezmiş, yani kuru pasta, çay falan, keşkül falan mı getireceksin, ne yapacaksın? Adamın elinden kan damlıyor ya. Komaya soktular birçok aslanımızı. Öyle hareketsiz yatıyorlar. Kurşun yağdırdılar. Tanklarla ezdiler. E ne yapılması gerekiyor? Elini mi öpecekler yani? Yine saygıyla hareket ettiler ya. Bir şey yapmadılar. Aldılar, hapse koydular ya. Hapiste de her türlü imkanları var. Yani bunlar laf değil. Ya kardeşim her zaman söylüyorum. Yani bu işler anayasayla şununla bununla bitecek bir şey değil. Tayyip Hoca'ya kalabalık destek sağlarsa konu biter. İster anayasa değişsin ister değişmez. Fark etmez. Kalabalık destek konuyu bitirir. Ya bütün mesele destekli. O da gayet güzel çalışıyor. Özetle anne biraz dikkat etsin Tayyip Hocama. Sağlığına zaten dikkat etsin. Çok yormasın. Hiçbir şey olmaz millete. İnşallah. Yılın sona erdi. Yarın görüşmek üzere inşallah.